Oktay, sen ona şunu sormak istiyorum. Şimdiki eğitim sistemimizde sanki bütün bilim ve sanat batıdan çıkmış gibi gösteriliyor. Oysa ki bizim ülkemizde de birçok değerler var. Yani bunlarla ilgili kayıtlara ulaşma sorunumuz mu var? Yoksa konular gündeme gelmiyor mu? Yani burada bir kopukluk var. Bu kopukluğu ben merak ediyorum. Önemli bir soru. Sağ ol. Yani şimdi bir kere şunu herkesin bilmesi lazım. Eskiden işte biz hala Atatürk'ün etkisindeki eğitimde yetiştik. Son nesiliz o bakımdan. Çünkü 53'ten sonra ben liseyi bitirirken tamamıyla eğitim Amerikan danışmanlarının güdümünde, perde arkasından tabii, o bakan bu bakan. Çok eskilere dayanıyor. Şimdi yani bizim dönemde ilk orta lise dünyadaki en iyi eğitim sistemi 3-4 tanesinden biriydi. Ben onun ürünüyüm. Gidip en iyi üniversitelerde ya biz bunları lisede öğrendik deyip inanmadılar tabii. Son sınavları verin dedik. Hemen 98 aldık, 100 olduk falan. 3 sene falan üniversiteye atladık. Yani hakikaten ben eğitimimi Ankara'da lisede aldım. TED'de. TED o zaman TED değildi işte. Ne adı onun? Burada TED yazıyor. TED yazıyor da. Yani Atatürk 1920'lerde Türk Maarif Cemiyeti'ni kuruyor. Ona özel okul kurduruyor. O zaman yok öyle şeyler. Hı hı. Bir tek bu yabancı misyoner okulları var. Tek tük kalmış. Lozan'da kapatılamamış. Robert Kolej gibi. Millet onlara özenmesin diye Türk kalarak Batı'nın da önüne geçmek için bilimde, teknikte, her şeyde Türk kalarak. Yani kendi kültürünü öğreneceksin. Kendi dilini öğreneceksin. Edebiyatını, tarihini, her şeyini öğreneceksin. Sanatını öğreneceksin. Batı'da, Doğu'da ne var? Onları da bize böyle eğitim verdiler. Hepsini öğrendik. Avrupa'nın her türlü felsefesini, tarihini de öğrendik. Sanatını da öğrendik. Doğunun da öğrendik. Bizim binlerce yıllık medeniyetimizi de öğrendik. Gayet iyi. Çok şükür yani. Peki bizden sonra hiçbir şey yok. Yani millet tarihini falan öğretmiyorlar. Niye? Bir millet her nesilde yeniden doğar. Dikkat edin. Bir millet her nesilde yeniden doğar. Yani bir milleti yaşatan kendi gelenekleri, kendi binlerce yıllık süzme gelmiş kültürüdür. Kültür Hakkari'de bale gösterisi yapmak demek değildir. Kültür, efendim arada bir konsere gidip hava atmak değildir. Çağdaşlık, modanın ara sokaklarında köpek gezdirmek değildir. Bizde böyle sahte, çağdaş, sahte aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Bizde demeyelim, her sömürgede böyle bir sahte çağdaş takımı, aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Ve bunlar kendi kültüründen kopuk, kendi milletinden, halkından aslında tiksinen, kendi kültürüne yabancı, ama arada halkçılık edebiyatı yapan tipler yetişmiştir. Türkiye'nin başına da bunlar bela edilmiştir. Sonradan tabii taban götürüldü. Son 20 yılda da halk daha sağlamdı. Ben onun için senelerce Anadolu'nun her tarafında binlerce halka tek başıma nutuk çekiyordum. Hala gidiyor musunuz? Gidiyoruz vakit oldukça. Nasıl karşılanıyorsunuz? Ya zaten ben kendim gitmiyorum ki, herkes davet ediyor. Ha, gittiğinizde insanların söylediklerinize tepkisi nasıl oluyor? Binlerce hali sokaklara dökülüyor. Malatya'sında, Elazığ'ında, Van'da, bilmem nerede, Trakya'da, her tarafta, Konya'da. Her gittiğim yerde çok şükür ben çünkü her kesime hitap ettim. Bütün bu ayrımlar, daha önce işte sağ sol ayrımı, bilmem faşist, komünist, bilmem ne, ondan sonra laik, başörtüsü, başörtüsüz falan filan. Bunlar hepsi dışarıdan çıkarılan toplum mühendislerinin icat ettiği, bir ülkeyi bölmek, parçalamak, zihinlerini, gönüllerini yok etmek için yapılan tezgahlardır. Bunlar çok genç yaşta anladığım için hiç bunları yutmadım. Bu fırkılarla, siyasetle falan da hiç uğraşmadım. Hepsi dışarıdan tayin edilmiş aynı takımlar zaten. Falan filan yani. Bunlarla ne uğraşacağım? Temelle uğraşırız. Biz matematik gibi düşünürüz. İşin temeliyle uğraşırız. İşte dolaylara bakarak filan genel bir ana teorem, ana sav türetiriz. Ondan sonra her şey oradan tıkır 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 kendiliğinden çıkar. Bir tamam. Soru daha buradan. Var mı? Peki tabii. Sömürgeleşmekten bahsettik ve eğitimden. Şimdi ikisi biraz aslında birbirine bağlı gibi geliyor bana. Çünkü sömürgeleştirmenin aslında yeni yöntemi bu son yıllarda özellikle biraz daha özelleştirmeye gidildiği zaman çok önemli kaynaklarımızı yabancı ülkelere satmak. Bu da başka bir yolu, belki de yeni, çok modern bir yol. Ve bir yandan da üniversitelerde İngilizce, tamamen İngilizce yönde eğitimler var. Şimdi bu şekilde öğrenciler şunu düşünüyor. Zaten özelleştirme yoluna çok büyük adımlar atıldı. Yani yabancı firmalara, özellikle Amerikan firmaları var çoğunun arkasında. Birçok önemli firma satıldı. Şimdi bu insanlar iş kaynağı dediğiniz zaman, iş hayatına girdikleri zaman İngilizce artık vazgeçilmez bir hale geliyor. Dolayısıyla eğitimde de tamamen İngilizce adı altındaki eğitim artık insanlara hayır diyemeyecekleri bir hale geliyor. Yani bu ikisi şimdi, çok önemli göbek nokta, evet, değil mi? Evet, şimdi çok önemli konulara dokunuyorsunuz orada. Birkaç tane var içinde aslında, evet. Onun. Bir tanesi
Şimdi en korkunç sömürgeleşme zihinlerin ve gönüllerin köleleşmesidir. Çünkü sen bir milletin madenlerini alıp götürürsün, ürünlerini alıp götürürsün, fabrikalarını söküp götürürsün. Ama senin ruhun, senin gönlün, senin vatan sevgin kavramın, tarih, kimliğin ayak kalırsa bunları yeniden yerine koyarsın. Ama en korkunç sömürgeleşme zihinlerin ve gönüllerin köleleştirilmesi. Ve bu yumuşak güç adını taktığım böyle işte eğitime el atmak, her devlet dairesinde danışmanlar kakışlamak, kanunlarını çaktırmadan dışarıdan gelen kanunlarla değiştirivermek falan yöntemleriyle ve bu yöntemin dünyada en başarılı düşman açısından uygulandığı yer Türkiye'dir. Bak biz böyle birçok yerde rekor kırdık. Bir ara paranın sıfırı bolken diyordum ki bak Türkiye her şeyde rekor kırıyor. Sıfırı en bol ülke. Paranın en... Neyse onu duydular hemen. Sadece altı sıfır. Değil mi hocam? Altı sıfıra sonra eğitimde sıfır falan. Böyle her şeyde sıfır. İşte geçen gün de dışarıda biri yenilmiş bir takım. Ben anlamam futboldan. Evet ya. Çok teşekkür ediyorum. Çok saçma ama konu başka. 8-0 falan yani. Neyse yani gırgırına. Şimdi yani bu şimdi Türkiye'de yapılan bu olmuştur. Ve bu tabii önce işte o sahte aydın çağdaş madaş geçinen takımla başladı. Ondan sonra işi geliştirdiler. Tabii birçok ülkede geliştirdiler. Hani bu yobaz dışarıda var filan lafıyla çok ilgili çok önemli bir konu. Şimdi ülkeleri içinden fethetmek için en önemli şeylerden biri ilk defa adını koydum da ilk defa burada söylüyorum da yazmadım da daha. Kültür mühendisliği adını koydum herkes kullanıyor şimdi. Toplum mühendisliği dedim herkes kullanıyor. Bu yedisi din mühendisliği. Şimdi her ülkede birileri gidiyor bu işin uzmanı bunlar tarih boyu. Gidiyorlar bir ülkede oranın dinine göre bir takım sahte mezhepler türetiyorlar. Mesela Amerika'da son 30 yılda bu evanceliklerin daha da aşırısı bozuğu. Mormonlar. Falan, yok onlar daha eskisi onlara hadi amenna. Yenileri böyle. Şimdi bunlar sözüm ona Hristiyan mezhebi. Ya Hristiyan dediğin İncil okur. Ben ilk oradan anladım. Baktım ya bunlar İncil mi İncil okumuyor. Normal Hristiyan İncil okur başta. Ha bunlar başka bir şey okuyor. Ondan sonra... İşte Büyük İsrail diyor, başka demiyor falan. Bir de dünyanın sonu gelecek, işte harp olacak da sonra Büyük İsrail kurulacak. Solomon Mabedi yapılacak, Mescid-i Aksa'nın yerine falan diyor, başka bir şey demiyor. Nüfusun %70'i oldu. Ve bunlar aynı zamanda orta öğretimde falan sıfırlanmıştır. Çok kara cahil bırakılmışlardı. Sen Amerikalı kadar cahil adam hiçbir yerde göremezsin ha. Yani peki nasıl Amerikanca'da bu? Geçen, en çok geçen laf nedir biliyor musun? Her Amerikalıya sorarım, kimisi der, bilmem, hi, howdy, hello falan, hayır. How much? İki Amerikalı, beş Amerikalı bir araya geldi mi? Bir tek işte kaça aldım, kaça sattım, dükkanda nerede satış var falan. Bir tek bunu konuşurlar. Hiçbir yerde bir tanesinde başka bir laf bulamazsın. Çok değerli insanlar yok mu? Var. Onların da başı belada. Onlar da gelip bana ağlaşıyor. Oktay Bey bir şey soracağım. Biraz yani Türkiye'de de bu çelişki değil mi bu? Yani bu kadar cahil insanın olduğu bir ülke. Yani diyorsunuz ki Amerika'da en çok görebileceğiniz şey cahil insan. Nasıl oluyor da dünyanın süper gücü olabiliyor? Dünyadaki bütün efendim, ülkeleri yönetebilecek güce sahip oluyor. Yani, şimdi daha bunu 1700'lerde birileri yazmış. İnsanların çoğu ahmaktır, bir işe yaramaz, bunlar gereksiz filan. Dünya nüfusunun %20'si bize köle olarak yeter, onları biz güdeceğiz demişler. Neyse şimdi Amerika bunun iyi bir örneğidir. Şimdi Türkiye'de hızla o hale getiriliyor. Efendim şimdi yani beyin takımının beyni kullanarak, her türlü bilimsel şeyi kullanarak, üreterek idare etmek... O kadar zor bir şey değil. Şimdi bir kalabalık var. Mesela 300 milyon oldu nüfusu. Şimdi bir de sevindiler falan 300 milyon oldu diye. Ama bize de nüfus planlaması yaptırıyorlardı. Köylere gidip Türkmen köylerine kısırlaştırarak gizlice kadınları. Porto Rico'da falan da yaptılar. Kızılderililere hala yapıyorlar. Böyle bir vahşi millet. Şimdi tepede birkaç milyon çok böyle keskin adam var. Yalnız bunların bir tek mahsur. Kendini çok takdir ederim. Aralarında da yaşadım. Yani ciğerlerini de biliyorum da. Gerçi ciğer yok. Nesini bileceksin. Ondan sonra fakat yani bir tek mahsurları var. Çok takdir ederim bu insanları. Çalışkan işte falan filan. Ya başka insanları insandan saymıyorlar. Yani dinleri icabı gibi bir şey. Başkası insandan sayılmıyor. Onun için milyarlarca insan dünyada ölmüş. Afrika kıtası boşaltılmış. Her tarafa işte bir takım virüsler icat ederek bilmem ne birbirine düşürerek iki tarafı da silahlandırarak filan bütün Afrika kıtası boşaltılıyor. Yeni bir nüfus haritasında Amerika'da şey varmış. Afrika kıtası yani
rengine göre nüfus yoğunluğu falan gösteriliyor ya. İşte yani beyaz da yok demek. Afrika kıtası beyaz görünüyor. Bak işte siyah Afrika'yı beyaz yaptılar. Nüfusunu temizliyorlar. Ondan sonra yani insanlık anlayışı yok. Batı'nın hiçbir yerinde insanlık anlayışı yoktur. En medenisinde bir de biraz kazıdın mı altından insanlık anlayışı çok nadiren birkaç kişide bulursun. Ama bütün Türk devletlerinde insan düşünülmüştür. Her türlü insan. Her türlü insan. Batı'nın işi gücü tarih boyu yani 2000 yıl işte Roma'yı sayarsan falan 2500 tarihi var. Ondan önceki tarihde birkaç yüz. Ondan önce ağaçlarda yaşıyorlardı. Ondan sonra Manhattan'da, New York'ta 1920'lerde bile Manhattan'ın göbeğindeki ufak apartmanlarda hacethaneleri yoktu. Bahçede tahta kulübeye gidiyordu millet. Ne Manhattan'da meşhur. Sevdiğim yerdir. İyi ki o zaman görmedim. Yani bu vahşidir Batı. Batı vahşidir. Bunu bilesiniz. Ve onların birkaç yüzyılda öğrendikleri matematik, bilim falan filanla ilerlemeleri Türkler sayesinde olmuştur. Abartmıyoruz kardeşim yani. Japonlardan öğrenmiş yapsaydı Japon derdik. Ne bileyim başkasından öğrenmiş olsaydı Kızılderen onları derdik. Yani Türk bir misal. Ondan sonra yani şimdi biz tamamıyla ilkel yabani olan bu insanlara bunlar Asya'da büyük bir medeniyet kurduk binlerce yıl Uygurlar filan. Matematiği, cebiri bak adları filan bile hep Türkçeden gitmedir. Bizimkilerin koyduğu adlardır. Cebiri icat eden Harezmi 900'ünde Türkistanlıdır. Semerkan'ın yanında Harzen'den. Herkes biliyor dışarıda. Bir türlü Türk lafı edemezler de işte Orta Asya derler, bilmem ne derler falan. Ama Türk yani herkes bilir. Son soru arkadaşlar. Yani Batı'ya birçok şey öğrettik. Şimdi yani insanlık anlayışını da defalarca gidip binlerce yıldır defalarca Avrupa'da bir ayağımız olmuştur. Herifler bizi Avrupa'ya almayacakmış. Almanın Avusturyalı'nın İsviçreli'nin dağlardan oralarda bunları biraz kazı altından Hunlar, Tatarlar falan çıkar ya. Nereye hocam siyasete girmediğiniz için eleştirenler var. Böyle söylediklerin hepsi lafta kalmıyor mu hocanın? Niye siyasete girmek istemiyor diyor. Ne siyasetine gireceksin ya? Her tarafı dışarıdan kumandayla idare edilen her türlüsü 70 yıldır bir ülkede siyasete girmek demek, bir mevkiye talip olmak demek, bu ülkenin satılmasına, bedava verilmesine ortak olmak demektir. Allah korusun hepimizi böyle bir akıbetten. Peki bu yani siyaset yani şey için yapılır. Eğer bir mekanizma varsa, kendi milleti için uğraşabileceğin bir mekanizma azıcık kaldıysa, o zaman canını da feda edersin, her şeyini feda edersin, bu millet için uğraşırsın. Ben 50 senedir bu millet için, benim babam, ondan önce dedem, dedelerim falan hepsi bunda böyle uğraşmışlardır. Hiçbir mevki, hiçbir menfaat, hiçbir para falan düşünmeden.